Geldiniz mi? Hemen bağlayayım ben. Herkes yavaş yavaş katılıyor sanıyorum. Hemen açıyorum. Hoş geldiniz. Taner'cim, Hikmet. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsınız? Alo. Duyuyor musunuz beni? Ay şimdi ben bunu takmadan yine gelmişim ya. Şaka gibi ya. Ben birkaç gündür acayip yorgunum. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin bulduk, canım. hoş Eyüp'cüm bulduk. hoş geldin. Nasılsın Serdar'cığım? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim iyiyim canım. Teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş ancak geliyorlar. Dün Evet. saat 10'da zannettim. Saat 9.30'daymış. Saat 10'a çeyrek var. Beni arıyorlar. Hala gelmedi. Ben 10'a çeyrek kala geldim. Şaka gibi 15 dakika önce Bu başladım. aralar her akşam yayındasın ya, ben de artık zaman Artık mefhumu. yani 10'da zannediyorum hepsini. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz biz de işte, sürekli çalışma. Devamlı Kolay bir gelsin. Çok içerik üretmek yoğunsun. zorundayız. Şimdi birazdan soralım. Seninle nefes de yapmamız lazım. Online eğitimlere de ihtiyacımız var. Biraz bir Evet. toparlansınlar ondan sonra. Ama onlar toparlanırken bir karmayı falan anlat istersen. Karma astrolojisine girmeden önce. Ne diyorsun? Bir Zaten karmanın ne olduğunu anlatalım mı? Ne karma dersin? sorusuna girmeden önce bir karmayı ilk önce konuşmamız gerekiyor. Aa, evet. Ondan sonra karma sorusuna gireceğiz. Çünkü hani karmanın tam olarak anlaşılmadan karma astrolojisini anlatmak ya da anlaşılabilir olmak çok mümkün olamıyor. O yüzden hemen girelim mi, bekleyelim biraz? Önce ben kendimi tanıtayım mı? Nasıl Evet, yapalım? sen Nasıl kendini bir ilerleyelim? hiç olmazsa 1-2 dakika bir tanıt. Çünkü hemen gelemiyorlar, hemen O giremediler sırada galiba. anca Evet. toparlanırlar. Evet. Sen Sezer bir Çakır ben. anlat. Evet. Evet. Arkadaşlar Ben bilmiyorlar. 2009'dan beri astrolojinin içerisindeyim. Karma astroloğum, karma astrolog olabilmek için bütün Batı astrolojisi, Vedik astrolojiyi gerçekten çok iyi bilmek gerekiyor. Bu işleyişi iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla da Batı astrolojisini devrim dönenden temel astrolojiyi, sonrasında işte Vedik astrolojiyle ve karma astrolojisi, Oğuzhan Ceyhan bizim duayen hocamız. Karma astrolojisini Türkiye'ye ilk getiren kişi Oğuzhan Ceyhan'la temel ve ileri astrolojiyi çalıştım. Sonrasında kendisinden simya dersleri de aldım. Çünkü astroloji ve simya gerçekten birbirini çok tamamlayan olgular. Simya çok enteresan ve büyülü geliyor bana. Şeyde vardı, yüreğinin götürdüğü yere git vardı hatırlarsan. Evet. Simyayı ilk onunla tanıdık. Ama Evet. simya başlı başına bir bilim Evet. aslında değil mi? Ve Kesinlikle. bizim 12 DNA'mız 2 DNA'ya inmeden önce yani DNA'larımızı kaybetmeden önce bizim simya yeteneğimiz de varmış. Yani maddeleri başka bir şekle, başka bir forma, başka bir niteliğe değiştirme özelliğimiz varmış. Ve 12 DNA'dan düştüğümüz andan itibaren simya yeteneğimizi de kaybetmişiz. Bunu Evet, yazacağım. kesinlikle, Bunu kesinlikle yazacağım öyle. soruyorlar. Bir de Evet. Peki. simya, evrenin dilini kullanma aslında. Çok fazla bir sürü materyal var. Bunları gerçekten evrenin dilini pozitif bir şekilde kullanmak çok kıymetli. Bize çok büyük bir güç getiriyor aslında. Bu göksel alemi kullanabilmek, işte toprak anayı kullanabilmek, işte şamanik dönemden gelen o öğretileri harmanlamak, hepsi birbirinin içerisine gerçekten Simyanın inanılmaz içinde. şeye hizmet ediyor. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Sen bir karmayı anlat bakalım. Karma çünkü hemen Evet. bitiverecek bir şey değil. Bir Şimdi karmayı iyice oturtalım herkesin aynen zihninde. öyle. Karma sorusuna hala devam ediyorum. Bu arada yine Oğuzhan Ceyhan ekolünden eğitimlerime devam ediyorum. Sema Yavuz'da. Bu bir dipsiz bir kuyu. O Yani eğitim düşünün, bitmez. Ölene 2009'dan beri kadar. Evet. sürekli, bir de astroloji inanılmaz bir derya deniz. Evet. Dolayısıyla da sürekli çalıştıkça, derine girdikçe daha büyük şeyler açılıyor size. O daha büyük açılan kapılardan giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz çok çok daha farklı yerlere sizi götürmüş. Dolayısıyla da astroloji gerçekten, ha tamam birkaç yıl eğitimi aldım ben artık oldum gibi bir şey mümkün değil.
Dolayısıyla da bu derya deniz bir durum. Onu özellikle de altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi karma astrolojisi az önce de dediğim gibi hem batı astrolojisini içine alıyor, hem uzak doğu Vedik astrolojisini içine alıyor. Dolayısıyla da insanı tüm yaşamıyla birlikte içine alan, geçmişiyle, bu anıyla ve geleceğiyle. Geleceğiyle. Üçü birden. Karma Üçü zaten birden. geçmiş, bugün ve gelecek. Evet, Tümünü birden evet. içeriyor, değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla da karma astrolojisini anlatmak için karmanın ne olduğunu tam anlamıyla bilmek gerekiyor. Çok fazla kullanılan bir terim biliyorsun. Yani işte karma yaratmayayım, işte karmamı temizlettim gibi. Dolayısıyla da karmaya girmeden önce bu çok önemli bir şey. Hani karmalarımı temizlettim gibi bir terim, bir terminoloji hatası olarak görüyorum ben. Karmalarımı temizlettim gibi bir şey, bir başkası sizin adınıza seansa gidip de sizin karmalarınızı temizleyemez. Sadece size fark ettirir ve dönüştürmenizi sağlar, size yol gösterir. Bakın burada bir şey var, bunu işte çözmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor diye size yoldaşlık edebilir, görmeniz adına. Çünkü biz kendi hayatımızda pek çok şeyi göremeyebiliriz. O nedenle bize seans sırasında gitmemiz gereken yeri ve yolu gösterirler. Karmaya dönecek olursak, az önce de dediğimiz gibi geçmiş, bu an ve gelecek. Hani o zaman çizgisinde hepsini içerisine alan bir aslında karma demek eylem demek. Ya da Sanskritçe bir kelime, değil mi? Sanskritçe tam karşıtı eylem, evet. eylem. Evet, karma eylem. Şimdi karma yaratmak nedir? Eylemlerim sonucunda eğer ben bu evrenin akışına, ilahi akışa, karma yasalarına tezat bir davranış sergiler isem, tırnak içinde bilinçli bir şekilde de bunu yapıyorsam, dolayısıyla da ben bu karma yasalarını çiğnediğim için bir yük almış oluyorum. Bu karmanın çünkü işleyişle alakalı. Aynı zamanda karma yarım kalan, yarım bırakılmış iş de demek. Literatürsel bilgilere bakacak olursak. Nedir bu? İşte geçmişte ben bir eylem yaptım. Bu yaptığım eylem aynı zamanda da karma yasalarına tezat bir eylemdi. Dolayısıyla da ben burada yarım bir iş bıraktım. Sonraki yaşamlarımda ya da bir şekilde atalardan gelen bir yarım kalmışlıkla sonraki hayatında bu iyi ya da kötü. Bazen hani karma deyince insanlar hep kötü ve negatif farkındaysan bir Evet, algı evet, oluşuyor. evet, evet, Aslında karma illaki kötü karma demek değildir. İyi karmanız da olabilir. Bir hak edişiniz olabilir. Ki biz bunu evet. haritalarda görüyoruz bazen. Geçmişten gelen bir hak edişiniz var diyorum. Karma demek illaki negatif. İşte geçmişte ben öldürdüm, işte ne bileyim çaldım, çırptım vesaire gibi şeylerden ibaret. Çok büyük iyilikler de yapmış olup bu yaşamda bir hak edişte söz konusu olabilir. Şu demek yani aslında, değil mi? Ne ekersen onu biçersin. Domates ekersen domates biçersin. Elma ekersen elma biçersin. Yani bir şey elma ekip de portakal biçmiyorsun. Kesinlikle, Ve kesinlikle. nasıl öyle geliyor? Bir de hatta bebekler daha anne karnındayken yaptıkları, anneye verdikleri zarardan bile sorumlularmış, değil mi? Tabii. Yani bunun bile bir karmik enerjisi varmış ve bir blokajı Evet, olabiliyormuş. evet. Çok büyük bir gerçekten işleyiş var evrende. Biz zaten bütün bu eğitimlerimizde, işte harita yorumlarımızda kişiye gerçekten hayatında çok büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. Çünkü bizim zihnimiz bir şeyi bildiği zaman bunun dönüşümü gerçekleşiyor. Ama diğer türlü işte hayatımızda pek çok sorunlar var ve o sorunlarla sürekli boğuşuyoruz. İşte neden bu insanlar beni buluyor? Neden sürekli aynı tarz insanlarla karşılaşıp kandırılıyorum, aldatılıyorum gibi gibi. Dolayısıyla da bunların hepsinin nedeni işte bu karma astrolojisinin içerisinde. Ben normalde bilinçaltı dönüşüm uzmanıyım. Nefes ve bilinçaltı dönüşüm uzmanıyım. Bütün terapilerimde
hep bir şey eksik kalıyordu. Yani kişilerle yaptığım çalışmalarda o eksik kalan olguyu astroloji tamamladı. Vay Gerçekten canına. aynen öyle. Çünkü neden? Kişi Karmik hep bu... astroloji haritalarda görülüyor mu Selda? Yani Tabii. ama bir şey soracağım. Vedik astroloji mi daha değerli, Batı astrolojisi mi? Ben hissel olarak Vedik astrolojinin daha reel olduğunu, daha hakikat olduğunu düşünüyorum ama bazıları hani bazı astrologlar ikisinin de aynı olduğunu falan söylüyorlar. Sen ne Aynı değil. düşünüyorsun? Aynı değil. Aslında birbirini tamamlayan şeyler. Zaten Vedik astrolojisi biliyorsunuz hani normal burçlarda da bir burç kayma gibi bir şey söz konusu. Dolayısıyla da Vedik astroloji biraz daha karmik çalışıyor. Biraz daha hani uzak doğu temelli olduğu için daha çok ruhun tekamülüyle ilgileniyor. Ama Batı astrolojisi daha çok kişinin karakteristik özellikleri, toplumdaki duruşu, kendini gerçekten tanıması, hem fiziksel olarak hem mental olarak. İşte baba evi nasıl bir baba evinde yetişmiş, ikili ilişkilerde nasıl bir duruş sergiliyor, yaşamda nerelerde sabote ediliyor, nerelerde avantajı var gibi. Para. Evet. Evet, Evet. para kazanma evinde nasıl bir para kazanma enerjisi var. Bazı insanlar biliyorsun çok fazla enerji sarf etmeden kısmetler kucağına düşer. Evet. Bazı insanlar da ufacık bir şey elde etmek için inanılmaz derecede çaba sarf ederler. Hani hayatı tırmalama deriz biz buna. İşte bunların hepsinin cevabı haritamızda saklı. Evet, canlar hoş geldiniz. Çok değerli dostlar geldi. Tekrar ben görüyorum. Bir kere daha hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Evet, herkes Peki. hoş geldi. Peki biraz daha o zaman karmik astrolojinin içine girelim istersen ne diyorsun? Evet, az önce de Çünkü dediğimiz bir gibi. anda bitiyor zaman. Evet, az önce de dediğimiz gibi. Bizim kullanmış olduğumuz karma astrolojisi hem Batı astrolojisini içerisinde barındırıyor hem de Vedik astrolojisinin bazı temel kavramlarını içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla da bir bütün olarak ruhun MR'ını çekiyoruz aslında biz. Wow, müthiş. Ruhun MR'ını Aynen çekmek. Bunu ilk defa karşılaşıyorum hanımlar. öyle. Yani karmik astrolojiyle ruhun MR'ı çekiliyor. Evet. Nerede Aa, bu ne çok var? güzel Nerede oldu. ne yapmış? Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi bu yaşamda bir şeyler devamlı tekrarlıyorsa mutlaka geçmiş yaşamdan getirdiğimiz bir şey var görmemiz gereken ya da ödememiz gereken bir bedel Atalardan, var atalardan gelen. gelen DNA ile gelen. Yani bu Evet. şunun gibi mi? İşte bir sevgili aynı ihaneti yaşıyor. İşte bir parayı çaldırıyor ya da kaybediyor ya da işte bir türlü bereketi yok. Yani aynı şeylerin döngünün içinde tekrar tekrar Evet. geldiğimizde bir iki kez bir geldiğimiz hemen orada durup dönüp Tabii. bakmamız lazım belki. Ve biz Tabii. yüzleşmedikçe bu sınav Tabii. gelmeye devam ediyor, değil Tabii. mi? Soy karması da olabiliyor mesela. Bir diyelim ki soy karması var kişide. Sürekli çocuklar ölüyor mesela. Yeni doğan çocuklar ölüyor. Allah Burada bir korusun. soy karması var. Ya da sürekli iflas ediyor mesela. İnanılmaz güzel işler kuruyor ve sürekli iflas ediyor. Bunlar hep soy karması. İşte birçok flörtleri olmasına rağmen işte evliliğin kıyısına gelir hep o sırada bozulur mesela. Evlenmeden işte 3-5 gün önce, 1 ay önce hep bir şekilde bozulur. Ya da Bunlar sevgilisi hep ihanet eder. ya Ya da da sevgilisi sevgilisi hep ihanet. terk eder. Ya da Evet. kocası ihanet eder. Yani bunlar peki bu yani bunun altından nasıl kalkılacak? Yani kırılma noktası nedir bu döngünün? Şimdi bunu anlatacaksın değil mi? Yani bunun kırılma Evet. noktası nedir Evet. yani? Nasıl Öncelikle çıkacak bu bilmek. tutsaktan? Evet, öncelikle bilmek. Her şeyin başı bilinç, bunun neden olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani hiçbir zaman için hiçbir şey biliyoruz ki artık bunu rastlantısal bir şekilde gerçekleşmiyor. Benim karşıma çıkan partnerim rastlantısal bir şekilde karşıma çıkmadı. Bu çok net. Artık bunu birçok kimse kabul etmiş durumda. Rastlantı yok, tesadüf Ha, yok. evet. Hayat yani hayatta tesadüf diye bir şey yoktur, Kesinlikle tevafuk tes. vardır, evet. Evet. Ve Evet. karmik ilişkiler karşımıza çok çıkıyor.
Karmik ilişki ne demek? Geçmiş yaşamda, az önce de söylediğimiz gibi, karma neydi? Yarım kalmış işti. Geçmiş yaşamda bir şekilde bir partner ilişkisi olabilir ya da farklı bir ilişki olabilir. O yarım kalmış ilişki bu yaşamda karmik ilişki olarak karşımıza çıkıyor ve en zorlarıdır. Genelde insanlar karmik ilişkileri böyle eş ruhlar gibi düşünürler. Karmik ilişkiler en zor ilişkilerdir. Hani gerçekten insanı alaşağı eden, enerjisini çok yıpratan ve dönüşümü çok zor ilişkilerdir. Bu karmada da 3-4 çeşit karma varmış derece olarak. 1-2-3-4 çeşit. Dördüncüsü bildiğim kadarıyla çok acayip ağır. İşte evlatların ölümü falan, yani hani değil mi, çok ciddi şeyler, sınavlar bu dördüncü derecede geliyormuş zannediyorum. Allah korusun, yani çok ağır Biz hakikaten. bu plana gelmeden bu yaşamdaki hayatımızı seçiyoruz. Tüm yaşadıklarımızı seçiyoruz. Niye seçiyoruz? Ruh tekamül etmek için. Deneyimlerini seçiyor aslında. Dolayısıyla da az önce söylediğin gibi bazı ruhlar çok cesur. Bir yaşamda, birkaç yaşamda yaşanacak kadar deneyimi tek yaşamda İşte o seçiyorlar. özürlü çocuklar falan değil mi? Evet, Özürlü evet, evlatlar, evet, Down sendromlu evet, evet, evlatlar evet, veya evet. işte kolun, bacağın ya da bir uzvun Evet. eksik olması, işte gözlerin görmemesi, evlat kaybı, Aynen. yani evlat Aynen öyle. acısı. Bunlar Aynen çok öyle. ağır derece, dördüncü derece karmik Aynen öyle. enerjiler. Evet. Birkaç yaşamda dediğim gibi yaşanacak şey tek yaşamda seçiyorum. Neden? Hepsi bunlar dediğim gibi ruh tekamül etmek için Ay seçiyor. canına. Cesur ruhlar. Aslında şurada bir parantez açıp genelde biz mesela işte tecavüzcülere, işte çocuklara sarkıntılık yapan kişilere böyle çok negatif yaklaşıyoruz ya. İşte nasıl yaparsınız böyle bir şeyi diye öfkeyle yaklaşıyoruz. Aslında orada resmin bütününde geçmiş yaşamda belki de tecavüze uğradı. Anlatabiliyor Oy muyum? oy oy Ruh oy oy. her şeyi çünkü yaşıyor. Yani geçmiş yaşamda tecavüze uğrayan bu yaşamda tecavüz ediyor. Burada tecavüz uğrayan geçmiş Edebilir. yaşamda tecavüz etmiş Bilir, bilir. olabilir. Ben Hitler'e o gözle bakardım. Yani hani Evet. Hitler'i, yani herkesi affetmek ya, benim için benim en büyük şeyimdir. Ben affedenler makamını isterim. Affetmekten yanayım. Asla hani şeyle ölmek istemiyorum. Affetmediğim bir varlık olsun, o şekilde ölmek istemiyorum. Ama bir Hitler, bir de Abdullah Öcalan benim çok çabaladığım iki insandı. Ama Hitler'i düşündüğümde 3 milyondan fazla insan öldürdü. Belki de diyorum onun tekamülünde kim bilir ne acılar çekti. Aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bizler hemen etiketleyip yaftalıyoruz. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Her şey olması gerektiği gibi. Bunu anlamak çok zor oldu benim için. Mukaddesciğim, Uzun bir onlar zaman görevli aldı. ruhlar. Yani Evet, Hitler bile görevli bir ruh yani. Bunu kesinlikle. ben sonra da anladım. Bir de cesur Hep ruhlar biliyor musun? lanet ederdim çünkü eskiden. Evet, cesur Hem ruhlar. görevli ruhlar hem de cesur ruhlar. Yani Enteresan. düşünsenize, kutsal kitaplarda da yazar mesela. İşte ölüm meleği kim olsun diye bu kutsal Herkes çay kitaplarda. içsin canlar. Lütfen birer bardak çay alınız, ne olur. Daha keyifli Evet, tam oluyor. çay saati değil mi? İftar sonrası çay saati güzel oluyor, evet. Dolayısıyla da meleklerin hiçbiri can almak istememişler. O yüzden diyorum hani cesur ruhlar bunlar diye. Yani sadece mesela Azrail Allah'ı çok sevdiği için can almayı kabul ediyor. Bu hikaye çok güzel, evet. Evet. Dolayısıyla da hani bizim negatif olarak baktığımız bu büyük kitleleri dönüşüm yaratan kişiler çoğu zaman da negatif, hani az önce de dediğin gibi hani gerçekten kabul etmekte çok zorlandığımız kişiler bunlar. Ama çok büyük görevli ruhlar. Şimdi bir düşündüğün zaman Türkiye'deki bu kadar zamandaki etkileri olmaz denilen, yapılmaz denilen her şey yapılmadı mı? Yapıldı. Aynı şekilde Almanya'da Hitler döneminde. Dolayısıyla da bunlar çok büyük kitleleri peşinden sürükleyen çok büyük ruhlar.
Dolayısıyla da hani bakış açımız Yani şimdi Bill Gates'le ve Elon Musk'la da aynı şeyleri düşünmem gerekiyor sanırım. Habire gazetelerde yazıyorum, beni taşlayacaklar yakında. Yani şu anda da daha tehlikelisini yapıyorlar onlar. Hani Evet. Allah affetsin gerçekten. Mesela bazen kişinin haritasına bakıyoruz. İşte şehit olmuş mesela. İşte vatanı için şehit olmuş. Şehitlik açısı var haritasında. Dolayısıyla da Ay. az önce de dediğim gibi yani bir kişinin haritasına baktığın zaman gerçekten ruhunun emarını çekiyorsun. Geçmişte neymiş? Bunu sadece hani regresyon seanslarını duyuyoruz. İşte gidiyorlar. Ben regresyon seansı aldım. İşte geçmiş yaşamımda şöyleymişim, böyleymişim. Tarzında değil bizim bakış açımız. Bunu çok altını çizerek söylemek istiyorum. Eğer bu yaşamımıza bir şekilde katkıda bulunuyorsa bizim burada amacımız çünkü bu kişinin bu hayatını iyileştirmek. Sadece geçmiş yaşamında işte prensesmişin, kralmışın ya da köleymişin eğer bu yaşamına katkı sağlamıyorsa bunu bilmenin hiçbir avantajı yok. Kesinlikle. Biz çünkü duygu dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla da bu duygu dönüşüm çalışmalarını bize kişinin astroloji haritası inanılmaz güzel veriler veriyor. Eğer ben sadece Batı astroloğu olmuş olsaydım, kişinin sadece karakter özelliklerini bilirdim. İşte önümüzdeki yıl Solar Return haritasını açardım. İşte önümüzdeki yıl onu neler bekliyor? İşte nasıl bir baba evinde yetişmiş, annesiyle babasıyla ilişkileri nasıl gibi gibi. Yani sadece bu hayatıyla ilgili veriler alırdım ki bu da çok şeye hizmet ediyor. O da ayrı bir şey. Ama kişinin geçmişte yarım bıraktığı şeyleri biliyor olmak çok kıymetli. Bir de bizim bu hayata gelirken az önce de dedim ya seçimlerimiz var diye. Belki duymuşsunuzdur Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü. Evet. Şimdi Kuzey Ay Düğümü benim bu hayattaki amacım, görevim, yaratılış sebebim. Niçin ben buradayım? Mesela birçok kimse sorar bunu. Yaratılış sebebim ne acaba? Niçin? Hangi görevle buradayım? Bu çok Hepimiz bilmek ister. önemlidir. Herkes bilmek ister bunu, evet. Aynen öyle. İşte Çok uzun yıllar aramıştım. evet, doğum haritamızda neden burada olduğumuzla ilgili bize Kuzey Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü'nün yaptığı açılar, hangi gezegenlerle kontak kurmuş, çok önemli bir veri sağlıyor. Güney Ay Düğümü ise geçmiş yaşamlardan ne getirdik bu hayata? Az önce anlattığım şeyler işte. Karmadan ne getirdin? İyi ya da kötü? Sonuçta illa kötü olacak diye bir şey değil. Dolayısıyla da benim Güney Ay Düğümü yani haritamdaki Güney Ay Düğümümle kavuşan gezegenler, Güney Ay Düğümümün açıları bana geçmiş hayatımda nasıl bir ruh olduğumu gösteriyor. Ve bunu bilmek bile, ben hep onu derim. Ben mesela işte 2009 yılında astrolojiyle tanıştığımda artık hani 40'ıma yaklaşmıştım. Keşke bu bilgileri 30'lu yaşlarımın başında bilmiş olsaydım ya da bir karma astroloğuna gitmiş olsaydım gerçekten hayatım çok farklı olurdu. Hani bunu çok altını çizerek söylemek Sormuşlar, istiyorum. peki bu astrolojide doğum saatimizi bilmemiz gerekiyor mu demişler. Öyle arada sorulara da cevap verelim. İlla ki doğum saatinin dakikasına kadar, hatta bir dakikanın bile bilinmesi Aynen. gerekiyor. Artık çok bilinçlendi herkes. Dolayısıyla doğumda mesela doktorla ve hemşireyle görüşüyorlar ve o göbek kordonu kesildiği dakikayı artık not Şimdi, alıyorlar. şimdi belki. Şimdi Evet, belki. şimdi belki. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu Aynen yani. öyle. Ve bu göbek kordonunun kesildiği dakikayı eğer not alırsak astroloji %99,9'dur. Vay canına. Ama evet, Bir beş. 99,9. Vay Ama canına. doğum saatimiz bilinmiyorsa eğer ya da eskilerin söylediği gibi işte ikindi namazı saati işte pardon öğlen namazı saati gibi bilgiler varsa biz kişinin hayatından bazı bilgiler alıyoruz. Yaklaşık doğum saatini bilebilmek için işte ne zaman evlenmiş,
İşte ne zaman ama çocuğu olmuş. Selda, bir dakikayla yükselen değişiyor. Yani ben onu biliyorum. Bir dakikayla bile. Hatta burçların değiştiği bile oluyor bir dakikayla, değil aynen mi? Öyle, aynen onun öyle. Için öyle saatler çok zor. Ama Bilmiyorsak bizim yine de öğrenemeyecek miyiz demiş şöyle Meltem bir Hanım. şey, az önce de söylediğim gibi senin dediğin şekilde her 4 dakikada bir meridyen atıyor ama kişinin yaklaşık saatini bilmek, benim şu an anlattığım %70 bilgiyi yine de kişi alıyor. Yani %30'luk %70'lerde. bir sapma, o da sadece günlük ya da bir senelik bizi bekleyen işte solar return dediğimiz, transitler dediğimiz durumlarda farklılıklar yaratıyor. Ama kişi yine de %60-70 bilgiyi haritası ile ilgili Peki alabiliyor. kocaman bir soru sana. Yani karmik bir blokajla ya da iyilikle geldik buraya. O değişebiliyor mu? Yani onun burada illaki yaşanmadan da değişebiliyor mu karmik durum? Yaşanmadan derken soruyu biraz daha aç. Yani negatif bir şeyle geçmişte birisini öldürdüğümüz için karmik bir blokaj oluştu. Burada başka bir yapılan güzellikle oradaki blokaj çözülebiliyor mu? Yani Sağaltabilirsin tabii ki, tabii ki. sağaltılabiliyor mu? Biz bunu Jüpiter'ini parlatma diyoruz. İşte karşılıksız iyilikler, hayvanları beslemek, işte yedirmek, içirmek, bu evrensel düzeni bir şekilde katkı sağlamak olumlu anlamda, bu Jüpiter'ini parlatma ve gerçekten çok önemli etkisi var. Bir örnek vereyim, hemen yaşanmış bir örnek. Bizim yine biz astroloji derslerinde hep yaşanmış haritaları bakarız. Yaşanmış bir hikayedir bu. Kadının haritasında kesinlikle çocuk görünmüyor. Biz kişilerin haritasında hani çocuk sahibi olup olamayacağını da görebiliyoruz. Haritası çocuk vaat etmiyor hiçbir şekilde. Kadın 46 yaşında bebek sahibi oldu. Bu tamamen az önce senin söylediğin şey. Karşılıksız iyilik, işte evrene, hayvanlara bir şekilde yardım etmek. Ne yaptı kadın? Kaderini değiştirdi orada. Ben bir tane şeyde çok ciddi bir kitapta okudum. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Kadın astrolojik olarak asla çocuğunun olmayacağını öğreniyor ve olmuyor. Şu anda çok ünlü bir yazar bu. Adını inan hatırlayamıyorum şu anda. Çocuğunun olmayacağını algıladığında şeye gidiyor. Yani şaşırıyor kadın. Ama çok enteresan, çocuk yetiştirmekle ilgili öyle bir kitap yazıyor ki 10 milyonlarca çocuk o kitapla büyütülüyor. İşte. Yani tüylerim diken diken oluyor. Kadın hiç çocuğu olmuyor ama o kadar çocuğa aşık ki çocuk yetiştirmekle ilgili kitabı bütün dünyada okullarda okutuluyor falan. Onun adını şu anda hatırlamıyorum vallahi. Aynen öyle. Her şey olması gerektiği gibi, hiçbir şey tesadüf değildir. Kesinlikle. Her şey Kesinlikle. Olması gerektiği zamanda ve yerdedir ve mekandadır. Onun için kadının belki çocuğu olsaydı diyor ki en sonunda, belki çocuğum olsaydı bu kadar muhteşem bir şaheseri yazamayacaktım. Çünkü çocuklarımla zaman geçirecektim. Evet. Böyle Evet. güzel bir kitaba emek vermeyecektim diyor. Bir de her şey bir şeye hizmet ediyor sonuçta. Yani her negatif gibi görünen şey aslında bir pozitif kazanımı var. Tıpkı senin verdiğin örnekte olduğu gibi. Yani haritada o bir başkası için dünyanın sonu, işte ben çocuk sahibi olamayacağım, işte karalar bağlar, dünyaya küser. Ama bir başkası için de çıkış yoludur. Evet. Benim çocuğum olmayacak ama nasıl katkı sağlayabilirim diğer çocuklara, işte doğmuş, yaratılmış diğer Aslında insanlara? çocuk olmakla bir tane ya da iki tane insan yetiştiriyorsun. Bir veya iki insana dokunabiliyorsun ama milyonlarca insana dokunabilmek kadar büyük bir huzur ve mutluluk olabilir ve biz birbirimize dokunmak için buradayız. Aynen Biz öyle. birbirimize yardım etmek için buradayız. Asıl tekamül bence bu yani. Kesinlikle yani. İnsan, Kolektife kamil hizmet. insan. Tabii kamil insan olmak yani çocuk büyütmekle olunacak bir şey değildir. Zaten çocuk Kesinlikle. büyütmek, hayırlı çocuklar, vatana, millete, insanlığa hayırlı çocuklar yetiştirebilmek inan o kadar zor bir şey ki yani sadece bunu anlayamıyorlar. Sevgili Bülent Gardiyanoğlu bununla ilgili çok emek veriyor. Yani çocuklar doğurduktan sonra, ortaya getirdikten sonra bunların çok ciddi bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Büyük vebal bence. Bir de hani astrolojide sadece çocuk değil, az önce dediğim gibi ilişkiler, işte anne ile baba ile ilişki, az önce de söylediğim gibi hani hep bir şekilde geçmişten getiriyoruz ya, bizim bir atasözümüz var mesela,
Dede erik yer, torunun dişi kamaşır. Böyle bir Evet, atasözümüz var. tabii. Tabii. Aslında orada eriği yiyen de torun da aynı kişi. Tabii. Evrende biliyorsun bir ilahi düzen var. Tabii. Dolayısıyla da dedenin yediği erikten torunun dişinin kamaşması. Dolayısıyla da ben şimdi dedemin yaptığı bir vebali hiçbir günahım yokken benim çekmem ilahi adalete zaten çok tezat bir durum. Öyle değil mi? Sonuçta dedem yapmış. Beni niye bağlasın ki? Neden ben onun vebalini ödüyorum baktığında? Ama işte sistem öyle çalışmıyor. Çünkü dede de sensin, torun da sensin. İşte beş kuşak önce enkarne olduğun o karmayı yarattın. Şimdi bu dünyada ben Selda olarak bedenlendiğimde, işte beş kuşak önceki atamda ben bedenlendiğimde ne yaptıysam bu yaşamda iyi ya da kötü onun bir şekilde dönüştürmek için ve şifalandırmak için başıma bazı şeyler geliyor. Hayatta az önce konuştuk ya, hiçbir şey rastlantısal bir şekilde olmuyordu. Eğer benim karşıma sürekli aynı tipte insanlar çıkıyorsa, bu kadar milyonlarca insanın içerisinden hep tek tip insanlar benim karşıma çıkıyorsa, evren ne diyor biliyor musun? Gör, bu yaranı gör diyor. Yoksa seni üzmek, yıpratmak, alaşağı etmek için o insanlar karşına çıkmıyor. Sadece yaranı gör. Ve onu pansuman et. Önce kabul et. O yarayı pansuman et. Ve bu yarayı iyileştirip hayatına nasıl devam edeceğini planla, gör demek istiyor. Ruh bu şekilde tekamül ediyor çünkü. Vay Sadece canına. biz buraya işte gezelim, eğlenelim, çocuk yapalım. Onun için burada değiliz. Dişin Dolayısıyla da kamaşması genetik mirası anlatan bir metafordur diyor evet. Feriha. Yine yukarıda ilahi adalet var mı diye sormuşlar. İlahi adalet nedir? Kesinlikle, kesinlikle hayatın her aşamasında ilahi adalet çalışır. Hani sen söyledin ya, işte bazı insanlar sakat doğuyorlar, işte kör doğuyorlar. Dolayısıyla da ilahi adaletin olduğunun en büyük kanıtı Kesinlikle aslında ya, birçok ya yaşamların olması. adalet zaten o büyük yaradanın, Allah'ın, Evet. yani o güzel yaratıcının adaletsiz olması mümkün değil. Evet. Neden onlar kör olsunlar ya da Ya ayakları biz bu olmasın? kadar bütün Yani dünyanın güzelliklerini görürken. evet, her şey olması gerektiği gibi. Ben her zaman kullandığım bir cümle vardır. Yani korona, şu anda karantina dönemi, herkes eşitlendi, pozisyon eşitlendi, ama korona öncesinde benim kullandığım hep ciddi bir şey vardı. Kimi yer gül bahçesi, kimi yer yangın yeri. Yani bakıyorsun, kimi yerde insanlar ölüyor, açlıktan ölüyor, yangınlarda, bombalarda, silahlarda. Kimi yerde bakıyorsun cennet gibi deniz kenarı, Atlantik kenarında şatosunda oturuyor. Yani aslında hepsi olması gerektiği gibi, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Her şey Çok güzel bir göründüğünün yere değindin tersidir. Mukaddes'cim. Bizim sadece bireysel karmamız da yok. Kolektif karma da var aynı Tabii zamanda. Mesela Türkiye'nin de ülkemizin de karması var. biz bir de bu coğrafyada doğmayı seçtik ruh olarak. Dolayısıyla da ülkeler karması var, kolektif karma var, coğrafi karmalar var dediğim gibi. Ve ben dünyanın bir sürü yerinde değil, Türkiye'de doğmayı seçiyorum ruh olarak. Ve ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim araştırmalarıma göre, biliyorsun ben de araştırırım çok. Evet. Türkiye'nin karması, evet, Anadolu zaten enteresan acılarla yoğrulan bir ülke, acılarla Evet. yoğrulan topraklar, ama bence Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman karmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yeterince acılarla yoğrulan topraklar buralar. Yani Evet. Türkiye'nin kaderinde yönetmek vardır. Hı Önünde hı. sonunda Türkiye yükselişe geçecek diyorum. Ben Evet, Elif'te her evet, zaman buna evet, inanır. evet, İnşallah Türkiye yükselişe geçti. evet. Türkiye yeterince dip yaptı. Bundan sonra yükselişe inanıyorum ben. Sen ne diyorsun Kesinlikle. buna? Şimdi Atatürk çok önemli bir öngörü. 23 Nisan 1920 doğum tarihini seçti, değil mi Atatürk? Onu Kesinlikle, söyleyeceksin. Evet, kesinlikle. seçmiş ve araştırmış ve düşünmüş ve zaten normalde bu Aynen, değildi. aynen öyle. Yani Evet. kesinlikle normal bir insan değil.
Evet. Bir lafı var Atatürk'ün. Türkiye ilelebet payidar kalacaktır. Ay, tüylerim Atatürk diken diken bu oldu. lafı sadece hani iyi temenni olsun diye söylemedi. Hiçbir şey yok, temenni olsun ya laf olsun diye söylemedi. Evet. Atatürk çok önemli bir fütürist. Çok önemli bir fütürist. Oy, Dolayısıyla oy, da oy, oy. Türkiye'nin haritasında bir sabit yıldız var. Bu sabit yıldız olduğu müddetçe, yani bizim doğum haritamızda işte her ülkenin bir doğum haritası var ya, bizim doğum haritamızdaki bu sabit yıldız dolayısıyla Türkiye hep ayakta kalacak. Çok büyük dönüşümler geçireceğiz. Yuppi. Geçiriyoruz. Ama sonuç Buralı olmak gurur itibariyle, verici. evet, sonuç itibariyle Türkiye ilelebet payidar kalacak. Bu İnşallah. çok Çok önemli şükür. bir Çok güzel bir ama mesajdı bugün. Buna çok ihtiyacımız var ama yani bunu sık sık söylememiz lazım. Olacak. kesinlikle, 2023'ten kesinlikle. sonra parlayan bir Türkiye. Allah'ın izniyle 2030 yılında ben çok farklı bir Türkiye Aynen ve öyle. bizler görmeyiz 2050 yılında muhteşem bir Türkiye. Evet. İnşallah gelecek çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağız artık. Ben Yani çok umutluyum çünkü biz Mu'nun ve Atlantis'in çocuklarıyız. Parantez içinde kesinlikle. söyleyeyim bunu. Daha sonra anlatırız. Mu'nun ve Atlantis'in çocuklarıyız. Evet. Evet. Bir de güzel günlerin güzelliklerin olabilmesi için hani az önce dedik ya hep bir şeylerin temizlenmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu Anadolu topraklarında çok fazla şeyler yaşandı. Çok fazla medeniyetler gördü burası. Bir Osmanlı mesela tek başına yeter zaten. Türkiye'nin bu zor bir 5-6 yılı olacağını biz zaten 2 yıl öncesinden konuşuyorduk. Bütün işte astroloji derslerimizde, oturumlarımızda, hocalarımızla hep konuşuyorduk. Hani zor bir dönem bekleyeceğini hep zaten biliyorduk. Ama şu 2020'yi bitirdiğimizde, 2020'nin ocağı itibariyle artık yavaş yavaş açılım başlayacak. Ama şu yaz döneminde de çok fazla tutulmalar var. İşte Haziran'da 2 tane tutulmamız var, Temmuz'da tutulmamız var. Şu an Venüs geriliyor. Hemen arkasından Merkür gerilemesi var. Bu yaz dönemini de biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Sıkıntılı mı geçeceğiz? Bu yaz Peki, dönemi biraz öyle. astrolojik olarak Eylül'den sonra ya da 2020'nin sonuna kadar böyle başka koronalarda bekliyor muyuz sence? Şöyle biz korona olmadan adını korona Adını olarak değil ama koymayalım, değil mi? bir yıl önceden biz bu salgını haritada görmüştük. Bekliyorduk açıkçası ama Astrologlar bekliyordu, evet. evet. Çünkü Yani astrolojinin bir bilim olduğunu bir gün bütün dünya anlayacak. Astroloji fal değildir. Yani günlük şu bugün bu olacak, şu gün şu olacak. Aslında astrologların kendilerine verdikleri bir zarar bu. Bazıları da çok öfkeli buna. Kesinlikle, Ama kesinlikle. astroloji günlük bir şey değildir. Astroloji ciddi bir bilimdir ya. Bilim dalıdır astroloji yani. Aynen Bunu böyle öyle. bir insanların anladığında, çözdüğünde daha kolay olacak bence. Evet. O gazete köşelerindeki fallardan artık astrolojinin çıkması lazım. Hani bana geldiklerinde işte beni Eğlence olarak bile Akrep Burcu'nu kalmamalı, neler bekliyor? Yani bu soru gerçekten o kadar altı boş kalıyor ki. Çünkü bizim doğum haritalarımızda 12 burcun hepsi var. tabii. Hani sadece Akrep Burcu'nu neler bekliyor? Çok altı boş bir soru olmuş oluyor. Hani artık biraz daha bu astrolojiyi aşmamız gerekiyor. Biraz daha astroloji biliminin içerisine girmemiz gerekiyor. Hani benim Oğuzhal hocamın bir şeyi vardı. Yüzük var mı yüzük? Yani evlilik var mı evlilik? İşte çocuk var mı çocuk? Bunlardan ibaret değil astroloji. Çok daha Evet. kadim bir. Feriha söylemiş, kadim dostum. Astroloji var olan sistemi okuma ilmidir demiş. Çok güzel olmuş. Var olan bir şey, bir sistem, yazılı bir şey var, okuma sistemi. Hakikaten çok hoşuma Çünkü gitti bu şeyde. gökyüzünde ne oluyorsa yeryüzünde oluyor. Evet. Ve nesiller boyunca, yıllar boyunca yani 1800'lü yıllarda ki gökyüzü pozisyonu tekrar şu an olduğunda o dönemki olaylar bugünün şartlarıyla tekrar yaşanıyor. Çünkü gökyüzü sürekli bu olayları tekrar ediyor ve geçmiş yıllardaki olan olaylar da farkındaysanız hep bir şekilde dönem itibariyle tekrarlıyor. 2020'deki bu olaylar mesela işte bizim
büyük jenerasyon gezegenlerimiz, işte Plüton, Satürn, Jüpiter'in etkileşimleri ta işte Birinci Dünya Savaşı dönemindeki etkileri tekrar getirdi bize. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1941-42 yılındaki etkileşimleri bize tekrar geri getirdi ama bugünün şartlarıyla. Çünkü Dolayısıyla ruhun da tekamülü. Yani amaç ruhun tekamülü, ruhun gelişimi. Her şey tekamül için var. Döngü hep devam ediyor farkındaysanız. Yani hep olan olaylar hep bir şekilde döngüsel olarak devam ediyor. Şu an mesela Venüs retrosu var İkizler Burcu'nda. İşte şu an yaşadığımız Venüs retrosu bizi ta bundan işte 2012 yılına götürüyor. 2012 yılında yaşadıklarına bir bak diyoruz kişiye. Çünkü o dönemdeki Venüs retrosuyla bir şekilde aynı etkileri getiriyor sana. Yani astroloji hep böyle çalışıyor ve bunu okumayı gerçekten bilirsek hayatı kolaylaştırmış oluyoruz. Astrolojinin en önemli şeyi bu. Geçmişimde ne olmuş, ben nasıl bir ruhmuşum, neleri getirmişim ve şu anki natal haritamda gökyüzü transitleri etkileşime girdiğinde bana neler getiriyor? İşte Venüs gerilemesi hangi evimde? Venüs ne benim öz değerim, benim para kazanma şeklim, benim kendimi sevme şeklim Venüs. Peki Dolayısıyla da bunlar bilindiğinde nasıl bir kolaylık getiriyor Selda? Bunları bildiğim zaman mesela Venüs gerilemesi var şu an İkizler Burcu'nda ve ben bunun hangi evimde olduğunu bilir isem ona göre gardımı alıyorum. Beklemediğim yerlerden gol yemiyorum. Dediğim gibi nereden gol yiyeceğimi bildiğim zaman ona göre kalemi tutuyorum. Yersiz çıkışlar yapmıyorum. İşte artık bunu herkes öğrendi. Mesela işte Merkür gerilemesinde sözleşme yapmıyorum. İşte elektronik aletler almıyorum gibi gibi. Dolayısıyla da bir Satürn retrosu, bir Jüpiter retrosu, bir Venüs retrosu, bunların hepsi çok önemli retrolar. Ve Merkür kadar kısa sürmüyorlar tabii ki. Dolayısıyla da bunun etkisini biliyor olmak, benim eğer ikinci evimde retro Hatta yapıyorsa bu retrolarda evlenilmeyecek, bebek yapılmayacak falan, işte ev Venüs retrosunda alınmayacak, mülk alınmayacak. Öyle şeyler var değil mi bir de yani? Tabii Ya Venüs aşk kalp çakrası olduğu için ama galiba Venüs retrosunda evlilik. evlenilmeyecek. Nişan söz evlilik önermiyoruz. Ama Venüs aynı zamanda para kazanma şekli, bolluk bereketi de gösteren bir gezegen. Dolayısıyla da biz Merkür ve Venüs'te, Merkür gerilemesinde de mesela nikah, anlaşma, sözleşme önermiyoruz. Tabii ki yapabilirsin. Ama şöyle bir etki var. Problem çıkar. Yani sorun yaşarsın. İşte Merkür gerilemesinde bir sözleşme yaptın. O sözleşmede aleyhine olan bir şeyler karşına çıkar. Ya da bir sözleşme maddesini görmezsin. Dikkat etmezsin. İşte bir ev alırsın mesela her tarafı akar, işte tesisatları bozuktur gibi gibi. Ya da Merkür gerilemesinden sonra fiyatı düşer, sen pahalı fiyattan almış olursun gibi şeyler. Vay Yani canına. evrenin dilini okumak, bu evrenin dili. Eğer evrenin dilini okumayı ben bilirsem hayatım kolaylaşmış oluyor. Ama biz hiçbir zaman için demiyoruz ki sakın alma, sakın yapma. Özgür irade. Çünkü biz astroloji haritasında kader de var, özgür irade de var. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsan. Eyüp'ün konusunda ben araya girmiştim. Dolayısıyla da bir astroloji haritasına baktığımız zaman külli irade, cüzi iradeyi de görebiliyoruz. Hani sen ne yaparsan yap, o külli irade haritanda görünen o şey olacak. Yapacak bir şey yok. Ama bir de İrade açıları var haritada. Eğer sen eyleme geçersen bu şeyi alabilirsin. Bu etki var. Ama eyleme geçmezsen hiçbir şey olmaz. Sana gelmez o işte Kaderi kısmetler, konuşurken, işte yapılması gereken şeyler seni bulmaz. Bir sürü fırsatlar vardır gökyüzünde ama ben evde oturursam, hiçbir şey yapmazsam o etkiler bana gelmeyecektir. Tabii en Kutsal azından kitaplarda da var bu. Kaderin gayretine bağlanmıştır. İşte rızkın gayretine bağlanmıştır.
gibi. Dolayısıyla Vay da biz canına. ne yapıyoruz? Haritada Arkadaşlar kişiye... kaç dakika var? Bir bakar mısınız? Çünkü sen karmik astrolojiyi 15 anlat. dakika var. Süper. Sen karmik astrolojiyi anlat ama ben dün bir başka şeyde programda konuşurken seninle ilgili de bir konu geçti. Ve ben dedim ki bugün için gelirlerse 5 dakika bir nefesi sana anlattırmaya çalışacağım dedim. Ama asıl önümüzdeki hafta bugün seninle bir nefesi anlatalım. Daha sonra da hatta isterlerse bir şey yaparız. Evet, Online bitiminde eğitim bir çalışma çok yaparız. istiyoruz, bir çalışma yapalım. Önümüzdeki hafta bu saatte, yani bugün aynı saatte saat 10'da nefes, asıl sen hem astrologsun hem nefes koçusun, nefesi konuşalım. Yine son 5 dakikada bir nefesi anlatalım ama şeyi bir karmik astrolojiyi bir bitirelim bence önce. Sen bir toparla karmik astrolojiyi. Az 15 önce dakika dediğim kaldı, gibi evet. yani kişi kendi potansiyelini ve geçmişten getirdiği kaderini, o geçmişteki yaşadığı her şeyi bu hayatına taşıyıp gelecek dönemi planlaması konusunda astroloji çok büyük bir kılavuz. Özellikle de dediğim gibi karmik astroloji çok büyük bir kılavuz. İşte o transitlerin, şu an gökyüzünde olan transitlerin kendi haritamıza yüklenmesi açısından bize çok önemli bir yol açıyor önümüzde. Ben bir bilinçaltı uzmanıyım. Dolayısıyla da kişilerle çalışmadan önce kişinin haritasına bakmak, onunla yaptığım bilinçaltı çalışmalarının hem seans sayılarını düşürüyor hem de kişiyi kendinden bile daha iyi tanır başlıyorum seanslara. Bu çok önemli bir şey. Yani Çünkü aslında bir şeye başlarken, önemli bir şeye başlarken, yani bir yer alırken, bir işe başlarken, yeni bir iş kurarken, yeni bir evlilik ya da yani eş seçerken aynen. sanki bence karmik astrolojik haritalarına baktırmalılar, tarihini, zamanını bence ona göre ayarlamalılar, değil mi? Özellikle de evliliklerde mukaddes. Vay canına. Evliliklerde çok önemli. Tarihi çok önemli. Yani mesela şu dönemlerde düşünsene, şu günlerde bütün şeyler, nikahlar ertelendi. Yani 2020 zaten evlenmek için hani doğru bir yıl değil Hem zannediyorum. evlenme tarihi çok önemli, hem de iki tarafın partnerlerin haritalarının birbiriyle uyumu, sinastri dediğimiz birbirleriyle uyumu çok önemli. Hani iki tarafın hem karakteristik özellikleri var. Az önce hani konuşmamızda söylemiştim ya, karmik eşler işte hiçbir şekilde tamam, hiçbir şey rastlantısal bir şekilde olmuyor. Ama bazı partnerler eğer karmik eşse en azından kişi bunu biliyor önceden. Bu çok kıymetli bir bilgidir. 2012'de yaşadıklarımızın benzerini yaşayacağız bu sene dediniz. Mesela sağlık veya para gibi bir başlık var mı, yoksa her türlü şey olabilir mi demiş Özlem Hanım. Bu arada soruları da almış olalım. Venüs konuları olduğu için sevgi, ilişkiler, özdeğer konuları bir parça da tabii 2012'de ki yaşadığımız ciddi şeylerin devamı, ciddi. çözemediklerimiz varsa bu yıl tekrar karşılaşacağız. Bizi silkeliyor. Yeniden karmik blokajla karşılaşıyoruz, değil mi? Ben öyle anladım. Eğer bunları bu sene de çözemezsek bir başka retroda, bir başka düğümde herhalde tekrar karşımıza çıkacak. Bu defa her sefer gittikçe şiddetlenerek çıkıyor galiba, değil mi Selda? Biri bir tık yukarıda çıkıyor galiba, değil Biraz mi? öyle. Bir Güç de kazanıyor. ikizlerde Venüs'ün retro yapması çok önemli. İşte 2012'de de ikizlerde retro yapmıştı. İkizler çünkü biraz daha böyle şeydir. Şıp sevdi bir burçtur. İşte böyle sürekli şeyi çok sever. Ne bileyim, insanlarla iletişimi çok sever. Çok konuşkandır. Dolayısıyla da ikizlerde retro yapması bu tarz ikili ilişkilerdeki sorunları da biraz kaşıyacak. İşte ne bileyim, yasak aşklar çok olabilir, aldatılmalar çok olabilir bu dönemde. Bunlar Venüs ikizler retronun konuları. O yüzden hani bu tarz şeyleri çok fazla duyabiliriz Çok dikkat çevremizde. etsinler. Şevki Saraç sormuş. Şevki Bey, 2020 neden evlenmek için uygun değil ki demiş. 2020 evlenmek için uygun değil demedik. Sadece Venüs retro, Merkür retro arka arka. O yüzden önermedik.
Yani çok fazla tutulmalar var. Güneş tutulmalar tutulmaları, var. ay tutulmaları, Evet. retrolar. Haziran'da iki Zaten tane. evet. Yani ve bunların etkisi hemen geçmiyor Şevki Bey. Yani bu Tabii. etkiler aylarca sürebiliyor. 6 ay sürebiliyor. Onun için bu süreçte yani 6 ay boyunca etkileniyor negatifte. Düşünün bak bu Zaten kadar. de gergin bir yıl geçiriyoruz belli ki yani. Aynen. Düşün bak şu anki Venüs retro 2012'yi kaşıyor. Yani düşün bütün bu güneş ve ay tutulmaları üzerinden 6 ay diyoruz biz etkisi. Ama kalkıp işte 8 sene, 10 sene, 12 sene önceki tutulma buradaki Oy 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 tutulmayla oy oy. tetiklenebiliyor. Dolayısıyla Oy da oy bütün oy. tutulmalar birbirine bağlı. O yüzden de astrolojiyi bilmek çok kıymetli diyorum her seferinde. Yani normalde ben bakıyorum işte güneş tutulmam örnek veriyorum dördüncü evimde. İşte dördüncü ev konularıyla alakalı işte bir takım değişimler dönüşümler. Hayır bu değil sadece. O tutulmanın Saros döngülerine bakmak gerekiyor. O tutulma ne zaman hangi Saros döngüsüyle tetikleniyor? Hani sadece o anki güneş tutulması değil. Yani çok daha geniş bakmak gerekiyor her şeye. Her tutulmanın bir Saros numarası, Saros döngüsü var çünkü. Çok Vay geniş canına. bakmak gerekiyor her şeye. Canlar Çok 5 dakika kala basit haber değil. verin lütfen. Ben şimdi baktım, 10 dakikamız var. Süper. 22.50 şu an saat. Konuk olarak ben bu kadar yönetemiyorum. Ay süper Ben, ya. çünkü ben Merkür Teknoloji Başak. bitmez. Yine Bu astrolojiden kadar akıştayım ya. Ben çok akışta yaşayan biriyim. Her şey akışta. Nasıl hissediyorum? Sistem yardım eder bana. Evrensel destek gelir diyorum. Benim Hemen Merkür'üm sen tedbirlisin. Başak'ta. Ben böyle Son biraz daha dakikaya kadar kullanalım Selda. Çok kıymetli dakikalar. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla da hani bu sene işte Haziran'da iki tane tutulmamız var, bir tane güneş tutulmamız var, bir tane ay tutulmamız var, Temmuz'da tutulmamız var. Bütün bu tutulma etkileri zannetmeyin ki sadece 6 ay sürecek, sadece 1 sene sürecek. Güneşinizin üzerinde bir tutulma olursa 2 sene sürüyor etkisi mesela Oy oy oy. gibi. Zaten bir tanesi güneş üzerindeydi. 2 senelik, 3 yıllık bir şeye giriyordu bir tanesi. 2,5 yıllık. Ben anlamam da en son bir konuğum vardı. 2,5 yıllık bir süreç bir şeye girdik yani. Evet. Neye Kendi girdiysek. hayatlarımızda da mesela 12 yıllık döngüler vardır hayatlarımızda. 12 yılda bir döngüye, yeni bir döngüye gireriz hayatımızda. Dolayısıyla da yani bütün bunların toparlayacak olursak hepsinin bilinmesi ya da bir uzmandan yardım alınması bize bu hayatımızda gerçekten can simidi gibi. Ben hani dedim ya keşke 30'lu yaşlarımın başında bilseydim. Bu kadar düşe kalka bu deneyimleri yaşamazdım. Demin Çünkü bunları Eyüp bilmek. sormuştu. Peki doğum dakikaları bilinemiyorsa bunu anlamak ve öğrenmek mümkün mü demişti. Ben o soruyu Evet, kaçırdım. evet. Bilmiyorsa öğrenilebiliyor mu Tabii ki, tabii ki. Hayatındaki dakikalarını? bazı dediğim gibi önemli olaylar, çocuğun doğum, kendi çocuğu varsa çocuğunun doğum tarihi, evlenme tarihi, hayatındaki önemli tarihler bunları alınıp dolayısıyla da doğum saati bulunabiliyor kişinin. Vay canına. Evet. Aynen öyle. Son Hiçbir şey toparlamalarımız. bilinmiyorsa, hiçbir şey bilinmiyorsa yani benim hiç verebileceğim tarih yok, hayatımda öyle çok önemli bir olay yok dese bile az önce de dediğim gibi %60-70'lik haritası ile ilgili yine de bilgi edinebiliyor kişi. Benim dediğim o dakikanın bilinmesi çok daha ince ayar. Hayatındaki olayların 99,9 evet evet. evet evet çok daha ince ayarının bilinmiyor Zaten olması. doğarken şeyler varmış. Nasıl öğreneceğiz Bu demiş. tamamen dediğim gibi Gökhan bireysel danışmanlıklarla oluyor. Çünkü çok gerçekten uzun bir iş. Verdikleri tarihlerle milimetrik çalışmalar yapılıyor. uzaktan astroloji haritamızı baktırabilir miyiz Tabii demiş ki, tabii Zahide ki, Hanım. tabii ki. Kişinin yanımızda olması gerekmiyor. Ben mesela dün İngiltere ile tamamen bu tarz bir çalışma yaptım. Dolayısıyla da kişinin Uzun yanımızda zamanda olması çalışmak gerekmiyor. gerekiyor galiba değil mi? Haritayı Evet. çıkardıktan sonra senin 2-3 gün üzerinde yoğunlaşman Tabii, gerekiyor. tabii, tabii. Ben bundan 10 sene önce, 15 sene önce hatta bu işlerle uğraştım 5 yıl kadar. 5 yıl sürdü. 5 yıl sonra bazı şeyleri anlamaya başlayınca bıraktım dedim. Ben bilmek istemiyorum bazı şeyleri. Ve unuttum artık şimdi. Her şeyi Evet. unuttum. Böyle bir şey de getiriyor tabii ki. Hani geleceği biliyor olmak bazen insanı kötü etkileyebiliyor.
Ama ben şu tarafından bakıyorum. Olabilecek bir şeyi bildiğin zaman gerçekten önlemini alıyorsun. Örnek veriyorum, bu bir hastalıksa, çünkü sağlık astrolojisi de var. Bu bir hastalıksa benim başıma gelebilecek olan o, mesela bir transit yiyorum sağlık evinde. Ha diyorum, bak sağlık evimde bir transit var burada. Ben sağlıkla ilgili bir şey yaşayabilirim. Hemen gidip işte bir sağlık kontrollerimi yapayım, check-up'larımı yapayım vesaire. Ama Çok. parantez içinde tabii ki kadersel bir şey varsa, onu mutlaka yaşayacaksa hep onu konuşuyoruz, o ayrı bir şey. Yani külli irade, Cüzi irade. evet, cüzi irade ve külli iradede kaldık. Bazı Evet. şeyleri değiştirebiliyoruz. Ben geçen hafta söylemiştim, çok hoşlarına gitti. Karma ya da kader bir çerçeve gibidir. Çerçevenin içini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz rengi, istediğiniz çiçeği, böceği, Evet, insanı evet. koyabilirsiniz ama çerçevenin dışına çıkma şansınız yok. Evet, Bunu böyle evet. bakmak Evet, lazım. evet. Onun için bazı şeyleri değiştirme şansımız Evet, yok evet, yani. evet. Futbol maçı gibi işte. Ben istediğime pas veririm, istediğim oyunu kurarım. Ama işte o kırmızı kartı görüp sahanın dışına çıkmak kader. Ama onun Evet. içinde istediğin kadar oynayabiliyorsun. Selda, bugün nefesi anlatamadık. Önümüzdeki hafta bugün aynı saatte, saat 10'da nefesi anlatmak üzere, nefesin neden olduğunu, neyle bağlantı kurduğumuzu, nefes alırsak ne olacağını. Bu arada hemen söylemeden geçemeyeceğim. Sen nefes eğitimi sırasında hatırlarsan, ben de yani atalarımdan gelen bir kabızlık problemi vardı. 2 gün boyunca sen bana bir nefes tekniği verdin. Ve bu nefes tekniğinden sonra yaklaşık 7 yıldan beri ben hiçbir şekilde böyle bir problem yaşamıyorum. Bunu da şimdi söyleyeyim. Belki önümüzdeki hafta dönüp anlatırım size. Yani bunun tekniğini sen belki haftaya bize verirsin. Ben sana minnettarım. Hatta ben nefesle ilgili koç olmadığım halde bunu öneriyorum bazı insanlara. Teşekküre geliyorlar. Bu da senin sadakan olsun diye düşünüyorum. Zekatın olsun. Şifalar Ben olsun. insanlara veriyorum bunu. Senden Şifalar olsun. öğrendiklerimi, Ne adını güzel, ne anıyoruz. güzel. Canım Selda'm, 1 dakikalık bir süremiz kaldı. Seni çok seviyorum. Ben de Teşekkür öyle. ederim. Bize öğrettiklerin için minnettarız gerçekten. Bilgiyi veren ellerini öperim ben her zaman. Minnettarız sana. Sevgili dostlarımıza da Çok çok teşekkür teşekkürler. ediyorum. Bize katlandığınız, bizi evinize misafir Çok ettiğiniz, güzel teşekkürler. enerjinizle bizi beslediğiniz için sizi seviyoruz. Bana Selda'm. Instagram'dan Selda Kurtulmuş Çakır olarak ulaşabilirler. Soruları varsa oradan sorabilirler. Her zaman Konuyla sana alakalı. haritalarını da çıkartabilirler uzaktan. Seni Tabii. görmelerine de gerek yok ama online eğitim diyeceğiz biz. Önümüzdeki hafta bu konuyu da Evet. noktalayalım. Nefesle Astrolojik ilgili eğitimde olabilir mi? Astrolojik eğitimde olabilir mi? Bunu da önümüzdeki hafta yine konuşalım bence. Kapanmadan kapatalım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum Çok çok. teşekkür Çok ederim. teşekkürler herkese. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz canlar. Hoşça Sağ olun. Sevgiyle kalın. kalın. Allah'a Hoşça kalın. emanetsiniz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.